Sertaç, nasılsın? Günaydın. Yoğun mu? Orada işler nasıl ilerliyor? 6 gün kaldı seçime. Seni dinleyelim. Evet Ela, Ankara'dan Yüksek Seçim Kurulu'ndan biz de sana günaydın ve tüm izleyenlerimize günaydın diyelim. Aslında seçim gününü saymazsak tamı tamına 5 gün kalmış da diyebiliriz bir başka bakış açısıyla ve 28 Mayıs'a yani Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanını belirleyeceği seçimlere de bu 5 gün kala kritik virajlar birer birer dönülmeye devam ediliyor. İşte o virajlardan biri daha bugün ikinci tur seçim takvimine göre geride bırakılacak. O da adayların yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Millet İttifakı'nın adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun TRT'de usulen konuşma yapıyor. Biliyorsunuz ilk turda da olmuştu, şimdi de olacak. O konuşmaların sırasının belirlenmesine ilişkin yüksek kurulda bugün bir kura çekimi yapılması bekleniyor. Saat 14 sıralarında ve basına da açık olmasını bekliyoruz. Şeffaflık ilkesi gereği, çünkü bundan önceki tüm kura çekimlerinin basına açık şekilde kamuoyunun göz önünde yapıldığının da altını çizelim. Tabii o kritik eşikler birer birer aşılıyor dedim. Bunlardan ilki 20 Mayıs itibariyle başlamış durumda. O da yurt dışı temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında oy verme süreci. Yurt dışı temsilciliklerinde tam 73 ülke, 156 temsilcilik ve 16 merkezde oylar kullanılıyor ve 24 Mayıs'a kadar sürecek. Yani önümüzde bir 2 günlük süre daha var desek yanlış olmaz ve ilk tura göre çok kapsamlı bir katılımın olduğunu, yani ilk turdan daha fazla bir katılımın olduğunu gözlemliyoruz. İkinci gün itibariyle 1 milyonu aşmış durumda. Bunun 900 binden fazlası yurt dışı temsilciliklerinde oy vermiş durumda ve bir de 46 gümrük kapısında oylar veriliyor. Orada da yine 100 bine yaklaştığını ifade edebiliriz verilen oyların. Tabii gümrük kapılarına bir parantez açmak lazım. Türkiye'de tam 46 gümrük kapısında oylar kullanılıyor. O 28 Mayıs pazar saat 17'ye, yani Türkiye ile birlikte seçim döneminin, seçimin sonlanacağı ana kadar oralarda oy verme işlemi sürecek ve katılımın da yoğun olduğunu net şekilde gözlemliyoruz. Tabii 20 Mayıs'ta bir gelişme daha yaşanmıştı. Seçmen kağıtları ilk turda seçmenlere gönderilen seçmen kağıtlarının ikinci turda seçim takvimine gönderilmemesi gerekiyordu ama Cumhur İttifakı'nın başat aktörü AK Parti'nin başvurusuyla ikinci turda da seçim kağıtlarının gönderilmesi istendi ve Yüksek Kurul bunu oy birliğiyle kabul etti ve o da 20 Mayıs'ta başladı. 23 Mayıs'a, yani yarına kadar sürecek. Ancak elinize seçmen kağıdı gelmezse paniğe kapılmıyorsunuz tabii. Hem E-Devlet'ten bunu kontrol edebiliyorsunuz, hem de zaten ilk turda oy verdiyseniz eğer o okulda aynı sandıkta oyunuzu kullanabiliyorsunuz. Bunu net şekilde söyleyebiliriz ve şu anımsatmayla bitirelim. Cumhurbaşkanlığı ilk turun kesin sonuçları netleşmişti. Şimdi gözler milletvekili genel seçimi sonuçlarını, kesin sonuçlarına çevrilmiş durumda. Aslında bazı noktalarda, bazı seçim çevrelerinde onlar da kesinleşmiş. Tüm itirazlar karara bağlanmış durumda. Ancak 24 Mayıs'a kadar olağanüstü itiraz sürecinin devam ettiğinin, yani o takvimin daha farklı işlediğinin altını çizelim ve 24 Mayıs'ta bu itiraz süreci sona erdikten sonra o kalan 5 gün içinde de hem kalan vekiller mazbatalarını alacak ve o 5 gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni çalışma dönemine başlayacak diyelim. Biz yine Yüksek Kurul'da olacağız Ela. Yüksek Seçim Kurulu'nda yeni gelişmeler oldukça da aktaracağız diyelim ve sözü yeniden Ankara'dan size bırakalım.